Ve dönüyoruz sahaya. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 74. gününde. Cumartesi günü 90 sivilin sığındığı bir okul bombalandı. Rusya saldırılarına devam ediyor. Yarın 9 Mayıs Rusya'nın zafer günü. Rusya Devlet Başkanı Putin'in vereceği mesaj merak ediliyor. Son durumu Kiev'deki Haber Global muhabiri Murat Karataş aktaracak. Murat. 9 Mayıs önemli, evet. Rusya'nın zafer günü, dolayısıyla gözler yarına çevrilmiş durumda. Başta başkent Kiev olmak üzere Ukrayna genelinde. Putin bir mesaj verecek mi? O vereceği mesajda neler söyleyecek? İşte bunlar merak ediliyor. Korkulan bir ihtimal var. O da hali hazırda devam eden Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini Rusya özel operasyon olarak adlandırıyor. Acaba bunu bir topyekün savaşa çevirir mi? Yani bir savaş ilanı olur mu? Şeklinde bir korku var. Bir diğer ihtimalde bir zaferi açıklaması Ukrayna'ya dair. Ancak şu an için bu pek de ihtimal dahilinde görünmüyor. Çünkü birincisi kuşatma altındaki Mariupol'da Azovstal demir çelik fabrikasındaki çatışmalar hali hazırda devam ediyor. İkincisi Donbas bölgesi içinde bunu söyleyebilmek çok da mümkün değil. Çünkü son bir ay içerisinde Rus birliklerinin çok da fazla ilerleme kaydedemediği sahadan gelen bilgiler arasında. Ancak güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılmış durumda ve son birkaç gündür de askeri hareketliliğin kent merkezde dahil olmak üzere arttığını gözlemliyoruz. Bombardıman devam ediyor. Evet, Rusya'nın saldırıları devam ediyor. Luhansk'ta Bilohorivka kasabasında bir okula saldırı düzenlendi ki okulda sığınmacılar vardı. 60 kadar kişinin enkaz altında kaldığı gelen bilgiler arasında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı ve şu ana kadar 30 kişi kurtarıldı. Diğerlerinin, yani sözünü ettiğimiz 60 kişinin hayatını kaybetmiş olmasından endişe ediliyor. Liman kenti Odessa'ya da füzeli bir saldırı vardı. Geçtiğimiz haftalarda da bir fabrika ve askeri havalimanı vurulmuştu. Bu kez yine hedefte bir mobilya fabrikası vardı. Mariupol demişken, Mariupol'da Azovstal fabrikasındaki sivillerin tamamı tahliye edildi. Artık geriye oradaki yaralı askerler ve onları tedavi için o bölgede bulunan sağlık görevlileri var. Onların da tahliye edilmesi için Ukrayna nezdinde çalışmalar ve görüşmeler başladı. Kiev'e bakacak olursak, Kiev'de durum sakin ancak geçtiğimiz Mart ayına ilişkin, yani geride bıraktığımız sürece ilişkin bir açıklama yaptı Kiev Belediye Başkanı Klitschko ve saldırılarda 200'den fazla evin hasar gördüğünü, 46 okul, 30 anaokulu ve 70'ten fazla kentsel altyapının da bu saldırılardan, Rusya'nın saldırılarından etkilendiğinin altını çizdi. Az önce Odessa'dan söz etmiştik. Odessa açıklarında Yılan Adası var. Yılan Adası Rusya'nın son birkaç gündür ısrarla çıkarma yapmaya çalıştığı, üstlenmeye çalıştığı bir nokta ve sıklıkla Ukrayna ordusunun da hedef aldığı bir nokta. Özellikle Bayraktar TB2'lerle Yılan Adası hedef alınıyor. Önce bir çıkarma gemisini vurdu Bayraktar TB2. Ardından da hover pozisyonunda duran, yani havada asılı duran bir helikopteri vurdu Bayraktar TB2, Rusya'ya ait. Dolayısıyla önce bir yüzen aracı, ardından bir hava aracını, zaten bilindiği gibi kara araçlarını da vuruyor ve dolayısıyla Ukrayna ordusu Bayraktar TB2'lere son derece aktif bir şekilde kullanıyor. Şimdi dilerseniz bu haberi izleyelim. Ne deniz ne de hava araçları Bayraktar SİHA'larından kaçabiliyor. Karadeniz'deki Yılan Adası Rus güçlerine zindan oldu. Bayraktar TB2 SİHA'ları Ukrayna ordusunun Rus işgalcilere karşı en önemli kozlarından. Burası Karadeniz. SİHA'lar Rus işgalindeki Yılan Adası üzerindeydi. İddiaya göre Bayraktar SİHA'sı Rus helikopterini askerler iniş yaparken hedef aldı. Hava aracı saniyeler içinde imha edildi. Bayraktar SİHA'sı Rus çıkarma gemisini de vurdu. Bayraktar TB2 SİHA'ları Ukrayna ordusunun Rus işgalcilere karşı en önemli kozlarından. SİHA'lar sadece karada değil, denizde de etkisini hissettiriyor. Burası Karadeniz. Bayraktar SİHA'sı Rus çıkarma gemisini imha etti. Operasyon görüntülerini Ukrayna Savunma Bakanlığı paylaştı. Yılan Adası'nda bulunan geminin Bayraktar SİHA'sı tarafından vurulduğu belirtildi. Paylaşımda Rusya'nın Karadeniz filosunun geleneksel 9 Mayıs töreni denizin dibinde yapılacak ifadeleri kullanıldı. Bayraktar SİHA'ları daha önce de Karadeniz'de Rus devriye botlarını vurmuştu. Bu, SİHA'ların doğrudan denizdeki hedefleri imha ettiği ilk operasyondu. Ayrıca Ukrayna ordusu, Rusya'nın Karadeniz filosunun amiral gemisi Moskova'yı 2 Neptün füzesiyle vurdu. Bayraktar SİHA'ları geminin radar sistemini etkisiz hale getirerek operasyona katkı verdi. Moskova çıkan yangının ardından battı.